herzlich willkommen in unserem Parteizentrale, Herr Vorsitzender und liebe Genossinnen und Genossen. Ankara'ya, genel merkezimize hoş geldiniz. Çok değerli genel başkanım, sevgili yoldaşlarım. Bugün Türkiye'ye, Ankara'ya adımızı atar atmaz ayağınızın tozuyla ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etmenizden, ziyaretinizde bizim size eşlik etmenizi talep etmenizden, Anıtkabir'de anı defterine yazdığınız o kıymetli cümlelerden ve biraz önce gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onun Türkiye'ye benimsettiği değerlere, dünyaya örnek olan yurtta barış, dünyada barış anlayışına ilişkin kıymetli yaklaşımınıza müteşekkirim. Ankara'da, Türkiye'nin başkentinde, Anıtkabir'le, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile aynı sınırlar içinde olan genel merkezimizde sizi ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum. Kasım ayında sizin parti kongrenize tarafınızdan davet edilmiştim ve orada bir konuşma yapmıştım. Ayrıca hem sizle hem kıymetli Şansölye Olaf Scholz'la yaptığımız birebir görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmek için partilerimizin de ilişkilerini iyi bir noktaya getirmenin önemine vurgu yapmıştık. Bugün de o kongredeki ortak kararımız gereğince başlayan ikili ilişkiler, geliştirilen ikili ilişkiler doğrultusunda SPD ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir siyasi işbirliği protokolü imzaladık. O siyasi işbirliği protokolü değerli basın mensuplarına Türkçe ve Almanca olarak dağıtıldı. Almanya ülkemiz dışında en fazla Türk kökenlinin yaşadığı ülke, yurttaşlarımızın karşılıklı etkileşimi ülkelerimiz arasındaki etkileşime de olanak tanıyor. Türkler Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığından olumsuz yönde etkileniyorlar. Ancak Almanya'da özellikle sosyal demokrat ve sol iktidarların yıllar önce başlattığı entegrasyon, doğru entegrasyon politikalarıyla Almanya'da bulunan Türkler bu olumsuz etkilerin minimize edildiği bir ülkede yaşıyorlar ve tüm Türk vatandaşlarımız Türkiye'deki siyasi tercihleri ne olursa olsun Almanya'da geçmişteki kazanımlarının sosyal demokratların ve solcuların iktidar dönemlerinde olduğunu biliyorlar ve bunu Türkiye'de anlatıyor olmaları çok kıymetli. Bu vesileyle Almanya'da yükselen aşırı sağ tehdidinin seçim sandığında bertaraf edileceğine olan inancımı da vurgulamak isterim. Almanya ve Almanya'nın iktidar partisi SPD ile böylesine köklü ilişkilerimiz var. Dolayısıyla heyeti burada ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dostumlar ile biraz önce imzaladığımız mütabakat metni sadece partilerimiz arasında işbirliği alanlarını genişletmiyor. Aynı zamanda çok yakın bağları olan iki ülkenin ve halklarımızın faydasına olacak yeni olanaklar da sunuyor. Bu mütabakat metninin çok daha önce imzalanması gerekirdi. Gecikmiş ve doğru bir adımı biraz önce birlikte attık. Bizler Avrupa'nın en eski ve en köklü siyasi partileri olmakla birlikte aynı dünya görüşüne sahip olan kardeş partileriz. Almanya'da yaşayan çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi üyesi aynı zamanda SPD'nin de üyesi ya da üyesi olmasa da SPD'nin gönüllüleri ve SPD için çalışan seçmenler. Almanya'nın iktidar partisi SPD ile son yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi unvanını almış partimiz arasında bu işbirliği sadece iki parti arasında değil, iki ülke arasındaki ilişkileri de genişletecek olanaklar sunmakta. Almanya'da yaşayan çok sayıda soydaşımızı dikkate alarak iki ülke arasındaki tarihi ve mevcut derin münasebetler
bu denklemdeki iki partinin bir araya gelmesi ve ilişkileri derinleştirme isteğini beyan etmesini çok doğal ve olumlu karşılıyoruz. Öncelikle imzaladığımız metnin bir siyasi işbirliği mütabakatı olduğunu vurgulamak isterim. Burada belli başlı bazı başlıklar sınırlanırken derinlemesine çalışma alanları prensiplerin geliştirilmesi için bir zemin yaratmaktadır. Dolayısıyla burada yazılanlar sınırlarımızı değil ufkumuzun genişliğini tarif etmektedir. Bir mutabakat metniyle partimin ülkemizin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusundaki kararlılığı ve bu kararlılığa SPD'nin desteği de vurgulanmaktadır. Sosyal adalet, demokratik ve özgürlükçü değerlerin savunulması, aşırı sağ ve popülizmle mücadele, adil bir dünya düzeninin oluşturulması, barış, istikrar, çevre ve iklimin korunması, dünyada ve ülkemizde sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi için işbirliği arzumuz teyit edilmektedir. Metnin devamında dört alanda diyalog mekanizmalarının inşası üzerine kararımız tarif edilmektedir. Bu dört alan, bir demokrasi, iki dış politika, barış ve AB ilişkileri, üç sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma, dört düzenli fikir alışverişi ve kurumsal işbirliği mekanizmaları olarak belirlenmiştir. Özellikle son madde güncel gelişmeler bağlamında da yakın bir işbirliğinin oluşturulması hususunda geniş bir alan sunmaktadır. Metin Türkçe ve Almanca nüshaları sizlere incelemeniz için dağıtılmıştır. Bu mütabakatın yapılması için uzun süredir her iki partinin temsilcilerinin yoğun bir mesai harcadığını belirtmek isterim ve tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarım. Bu mesainin başlangıç noktası Aralık 2023'teki SPD kurultayına katılarak orada bana hitap etmem için fırsat verilmesi olarak görüyorum ve bunun için müteşekkirliğimi bir kez daha ifade ediyor. Bundan sonra sizlerin de bizim kurultaylarımıza katılmanızı ve kıymetli görüşlerinizi paylaşmanızdan büyük onur duyacağımızı ifade ediyorum. Bu mütabakat metnini mümkün kılan partimin ve SPD'nin değerli yöneticilerine teşekkür ederim. Bu metin sadece kağıda basılmış bir niyet mektubu, niyet beyanı değil, iki parti, iki ülke, iki halk ve tüm Avrupa'nın faydasına birçok girişimin ilk adımını teşkil edecek önemli bir adımdır. Sizin şahsınızda tüm heyetinize teşekkür ederim. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Sayın Genel Başkan, sehr geehrte Damen und Herren, Efendiler ve Beyefendiler, ich will von meiner Seite auch nochmal betonen, wie ich das gerade schon im Delegationsgespräch gesagt habe, dass das für mich als SPD-Vorsitzender auch für meine Delegation ein ganz besonderer Moment ist. Dieses Abkommen, das die Zusammenarbeit zwischen unseren Parteien vertieft, unterzeichnen zu können. Ich erinnere mich daran, dass ich letztes Frühjahr bereits hier in der CHP-Zentrale zu Gast sein durfte, meinen Antrittsbesuch als Parteivorsitzender gemacht habe und damals dieser Antrittsbesuch, den wir politisch schon länger verabredet hatten, sehr konkret auch verbunden war mit einem Besuch im Erdbebengebiet. Wir waren damals alle geschockt in der türkischen Gesellschaft, aber auch in Deutschland und das hat gezeigt mir damals nochmal, wie eng unsere Länder auch verbunden sind, dass Deutschland mitgeweint hat, als das furchtbare Erdbeben hier in der Türkei war und der Besuch dort hat meine Delegation hat mich geprägt und als wir zurück in Deutschland waren, haben wir in der SPD eine Spendenaktion etkiledi ve biz Almanya'ya geri döndükten sonra kendi seçim bölgelerimizde özellikle bağış yapılmasını sağladık. 25 bin euronun üzerinde yardımlar toplayabildik ve somut olarak biz destek verebildiğimizde Sosyal Demokrat Partisi olarak Türkiye ile nasıl bir dayanışma içerisinde olduğunu gösterebildi ki bu da bana aynı şekilde aslında ülkelerimiz birbirine ne kadar bağlı olduğunu kişisel olarak gözler önüne serdi ve amacımız, niyetimiz çalışmalarımızı daha üst bir seviyeye taşıyabilmek, dayanışma içerisinde omuz omuza ve Sayın Genel Başkan az önce ifade ettiği gibi Berlin'deki Sosyal Demokrat Kongresi'ne yaptığı ziyaretle birlikte çalışmalarımıza nasıl bir zemin sağlandıysa işte bu protokolün bugün imzalanmasıyla bu
çalışmayı artık gerçekleştirmek ve hayata geçirmek istiyoruz somut olarak. Ve az önce de ifade ettiğimiz gibi aslında çalışmalarımızda yeni bir seviyeye geçmiş bulunuyoruz. Almanya'daki özellikle işbirliğimize dair bir iki madde ele alarak bunu biraz daha gözler önüne sermek isterim. Progresif partiler olarak bizler ayrımcılığın sağlayan ve popülist partilere karşı ve aslında demokrasi düşmanlarına karşı nasıl mücadele etmemiz gerektiğini gördük. Latin Amerika'da, Afrika'da, Avrupa'da bütün bu aşırı sağ partilerin, popülistlerin ve antidemokratların nasıl ağlaştığını, bir ağ kurduklarını ve toplum içerisinde sosyal ağların içinde ne şekilde bir araya geldiğini gördük ve bu yaklaşımın aynısını sol partileri de ve bizim gibi partilerde bir araya gelerek daha iyi kullanması gerekiyor. Biz de aynı yöntemle uluslararası seviyede bu sebepten ötürü daha yakın bir işbirliğini arzu ediyoruz ki CHP ve Sosyal Demokrat Partisi SPD arasındaki bu çalışmayı niyet ediyoruz. Neler yapabiliriz yani? İlk adımı olarak bu popülistlere ve ayrılma neden olan partilere. İkinci konuda Türkiye'nin jeopolitik öneme sahip olduğu bir ülke olarak bunu nerelerde görebiliriz? Ukrayna Savaşı'nda, Yakın Doğu'da ve komşu ilişkilerinde ve özellikle de son aylarda Türkiye'nin ne kadar önemli bir aktör olduğunu dış siyasetinde görebiliyoruz ve elbette ki güvenlik siyaseti Türkiye'de nasıl önemliyse Almanya'da da aynı şekilde güvenlik siyaseti önemlidir ve bu bize iki ülkenin de aslında iki ülkenin güvenlik siyaseti bağlamında aslında önem verdikleri ortak hedeflerin ne olduğunu, ne alanlarda işbirlik yapabileceklerini gösteriyor. Ve üçüncü konu, Sayın Genel Başkan az önce de ifade etmişti, son yıllarda benim de çok acı olarak hissettiğim Türkiye ve Avrupa Birliği olan ilişkilerde birbirinden uzaklaşılmasıdır ve esasen CHP'nin Avrupa'ya ve Batı'ya yönelik olan ve değerlerine, Avrupa Birliği değerlerine vermiş olduğu önemin tekrar geliştirilebilir hale getirilmesini yine işbirliği mutabakatımızda da önem vererek bir başlık altında topladık. Bunlar bizim önemsediğimiz üç maddeydi ve bunların hepsi bizim işbirliğimizi, fikir alışverişini gerçekleştirebilmemiz için bir zemin sağlıyor. Ve Sayın Genel Başkan, son olarak şunu eklemek isterim. Yerel seçimler birkaç kez dile getirildi ve CHP en güçlü parti olarak yerel seçimin kazananı olarak çıktı ve bu bize şunu gösterdi. Türkiye'de halk geleceği şekillendirebilecek yeni partiler arayışındadır. Ve ben de şunu söylemek isterim ki özellikle çağdaşlaşma bağlamında Türkiye'de de esasen daha fazla sorumluluk alındığına, daha büyük bir konunun önem arz ettiğini görebiliyorum ve bu da Almanya için önemli bir partner olduğunu gösteriyor. Siyasi olarak her iki ülkenin de sorumluluğu büyük ve kardeş partiler olarak işbirliğimizi daha da derinleştirmek bizim büyük görevimizdir. Ve bu çok özel bir andır, bu protokolü imzaladığımız an. Sayın Genel Başkan'la dördüncü kez bir araya geliyoruz ve esasen özel olarak da şu anda bir dostluk kurduğumuzu ifade edebilirim ve kendisine bu samimiyetinden ötürü çok teşekkür etmek istiyorum. Ich hätte eine Frage. Schönen guten Tag, Peter Dausen. Peter Dausen. Die Zeit, haftalık gazete Almanya. Sayın Özel, size bir soru sormak istiyorum ve Sayın Klingbeil ile Sayın Genel Başkan.
Alman-Türk ilişkiler gerçekten çok önemli ama bazen de gerilimli yanları da var. CHP Türkiye'de iktidara geldiği takdirde değişen neler olur? Nasıl ilişkiler etkilenir ve nasıl değişir? Size Sayın Klingbeil, SPD Progressive Alliance üyesi ve gerçekten doğru biliyorsam gelecek hafta yeni bir prezidium göreve gelecektir Progressive Alliance'da. Bu yeni bir oluşum olacaktır Progressive Alliance içinde. Yani sol güçler yeterince güçlü değil ve onları daha güçlü bir araya getirmenin bir diğer ifadesi mi acaba Sayın Klingbeil? Ben yanıtlayayım, sonra Sayın Başkan'a sözü bırakayım. Türkiye-Almanya ilişkileri çok köklü ilişkiler ve iyi sürdürülmesinde her iki ülkenin ve ülkedeki tüm toplumların faydasına olan ilişkiler. Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde iyi ilişkiler artarak sürecek ama bugünden farkı şu olacak. İlişkiler kişisel müzakerelerden kurumsal ve geçmişteki kurumsal kazanımları da önceleyen, diplomasiyi önceleyen ve kişisel pazarlıklardan, anlaşmalardan, kişisel ajandalardan, yaklaşan seçimlerden tamamen bağımsız bir şekilde kurumsal olarak yürütecek. Türkiye-Almanya ilişkilerinde inişli çıkışlı dönemler maalesef her iki ülkenin iç siyasetine zaman zaman alet ediliyor ve bundan daha sonra onurulması güç yaralar alıyoruz. Bir diğer tespit olarak da şunu söyleyebilirim. Sayın Erdoğan'la Sayın Merkel arasında yapılmış olan sığınmacı anlaşması, işte 6 milyar euro olarak ifade edilen sığınmacı anlaşması Merkel için büyük bir başarı. Belki Erdoğan için de, Erdoğan da övünüyor bu anlaşmayla. Ama Avrupa idealleri açısından ve bizim inandığımız insani yaklaşım açısından hiç de doğru bir anlaşma değil. Türkiye Avrupa'nın sınırında Avrupa'nın bir sığınmacı deposu olarak kullanılacak ve 6 milyar euroya bedeli ödenecek bir ülke değil. Hepimiz biliyoruz ki bu sadece 6 milyar euroyla da bağıtlanmadı. Türkiye hakkında yazılan raporların çok daha yumuşak yazılması, Türkiye hakkında hak ihlalleri noktasında uluslararası çok sayıda heyetin eskiden olduğuna göre daha çekimser davranması gibi Avrupa ideallerine de aykırı meseleler yaşandı. Biz Avrupa Birliği'ne tam üye olmak istiyoruz. Türkiye'de hakkında raporların iyi yazılmasını değil, kötü yazılacak hiçbir şey bırakmak istemiyoruz. Demokratikleşmeyi, hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığını ve Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olmayı hak etmek istiyoruz. Ama Sayın Merkel ile Erdoğan yaptıkları anlaşmada siz dışarıda kalın, parayı alın ve bildiğiniz gibi yapın. Yeter ki bu sığınmacılara siz bakın anlaşmasıydı bu. Biz Türkiye'nin sığınmacı sorununun orta ve uzun vadede bütün Avrupa'yı tehdit ettiğini, Suriye'ye barış gelmesi gerektiğini, Türkiye-Suriye ilişkilerinin derhal iyileşmesi gerektiğini, bütün Avrupa'nın elini taşın altına koyarak Suriyeli sığınmacıların Suriye'ye gönüllerince gönülleri olacak, yani kendi rızalarıyla geri dönecek şekilde teşvik edilmelerini ve hem Avrupa'nın sınırında bir açık sığınmacı kampından Türkiye'nin kurtulmasını hem de Türkiye'nin bu yükü tek başına taşımaktan kurtulmasını savunuyoruz. Bunu ancak ve ancak her iki taraftaki Türkiye'de bizim gibi sığınmacı düşmanı olmayan ama sığınmacı yaratan politikalara düşman olan, politikacılara karşıt olan bir yönetim çözebilir. Bunu Avrupa'yı Avrupa yapan ideallere inanmış sosyal demokratlar çözebilir. Ben bu açıdan kişisellikten uzak kurumsallığa dayanan, kişisel dostlukları reddetmeyen ama kişisel yaklaşımlarla sürdürülebilir olmayan ilişkileri kurumsal bir düzeye taşıyan iki eşit, müttefik, birbirine saygılı devlet ilişkisini vaat ediyorum.
Buyurun Sayın Başkanım. Evet, sorunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten sizin dile getirdiğiniz konu gerçekçi bir bakış açısını yansıtıyor. Aşırı sağ popülistler uluslararası alanda son yıllarda çok daha geniş bir işbirliği alanı kurup kendi aralarında ağlar oluşturdular. İlerici ittifaklardan çok daha kendileri bir araya geldiler. Biraz uluslararası folklor ve gelenek de belki etkili oldu ama ben SPD genel başkanı olduğumdan bu yana uluslararası ilişkilerin çok daha iyileştirilmesi ve ileriye taşınmasına çok önem verdiğimi hep vurguluyorum ve bunu hayata geçiriyorum. CHP örneğin sosyal demokrat aile içinde çok daha güçlü bir konuma geldiğinde görüyorum ve çok daha yoğun bir şekilde Avrupa düzeyindeki diyaloğa da katılıyor. Sayın Genel Başkan Özel'in de dile getirdiği gibi bunu gerçekten kurumsal bir seviyede yapmamız gerekiyor. Şimdi gelecekte Progressive Alliance da önümüzdeki haftalarda yapılacak kongrede bir prezidium kurulacaktır ve ilerici partiler arasındaki işbirliğini de daha da geliştirip daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Daha dürüst politikalar yürüttüğümüze inanıyorum. İnsanlar için daha iyi politikalar yarattığımızı inanıyorum. Ama gerçekten bu mekanizmaları demokrasiyi yok etmeye çalışanların elinden alıp gücü tekrar kendimize geçirmemiz ve bizlerin çok daha yoğun bir şekilde bir araya gelmemiz gerektiğine ve Avrupa'daki progresif güçleri güçlendirmemiz gerektiğine yürekten inanıyorum. Sayın Özel, şöyle bir sorum olacak. Özellikle size yönelik göç konusunda. Sayın Özel, size bir sorum olacak. Şimdi Sayın Scholz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında büyük bir anlaşma sağlandı. O da Türk vatandaşlarının özellikle tekrar geri gönderilmesine yönelik. Bu Türkiye'nin şu anda yararlı gördüğü bir konu mu, sınır dışı edilen Türklerle ilgili? Ve göç konusuna her ikinize tekrar bir soru yöneltmek istiyorum. Çünkü heyetler arası görüşmelerinizde ve Progressive Alliance'da da ele alınan bir konuydu. Aşırı sağının özellikle çok destek gördüğü ve puan topladığı aslında bir üslup, bir dil konusu var göçe yaklaştıkları ile ilgili. Bunun zararlı olup olmadığına yönelik bir değerlendirme sizden almak istiyorum. Yapılan anlaşma şu zemini ortadan kaldırıyorsa çok mutlu olacağım. Türkiye'deki başta gençler, hastalar ve iş adamları vize sorunuyla ilgili çok mağdurlar. Ve Alman büyükelçimizle konuştuğumuzda da, Sayın Scholz'la konuştuğumuzda da Türkiye'den inanılmaz bir sığınma talebi olduğunu ve bu yoğun sığınmacı talebi yüzünden çok sayıda vize reddiyle karşılaştıklar, vizeleri reddetmek zorunda kaldıklarını ve işlemlerin bu yüzden uzun sürdüğünü söylüyordu. Aslında fiili olarak Türkiye'den vize başvurularına karşı çok ciddi bir yavaşlatma vardı. Bu anlaşmanın bu sorunu çözeceğini taahhüt etti Sayın Scholz. Öyle okuduk, öyle bilgilendirildik. Bu işlerse bu Türkiye'deki gençler, hastalar ve iş adamları için ve Türk insanları için çok iyidir. Almanya'ya sığınması kabul edilmeyenler içinden, Türkiye'de anayasal düzene karşı suç işlemiş, darbe girişiminde rol almış kişilerin, belli sayıda kişilerin olduğu ifade ediliyor. Bu bilgi
benim elimde resmi olarak yok. Eğer bu varsa zaten bu kişilerin Almanya tarafından kabul edilmemesi normal. Ama onun dışında bir listeye ve bu listelerin gerekçelerine hakim değilim. Yani bu kişilerin sınır dışı edilmesi doğrudur ya da yanlıştır diyecek resmi bilgiye sahip değilim. Ancak Türk kabul edilmedi ve sınır dışı ediliyorlarsa Türkiye'ye gelmeleri zaten yükümlülüğümüz gereği. Ama bunun vize sorununu çözeceğine yürekten inanmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de efendim sorunuza cevap vermek isterim. Tabii ki göç konusu bizim ilerici ittifak çerçevesinde Avrupa'da ve Avrupa'daki çeşitli partiler çerçevesinde ele aldığımız konular arasında çok önemli bir yer alıyor. Avrupa seçimlerinde önemli bir konuydu. Doğu Almanya'daki eski Doğu Almanya eyaletlerinde önemli bir konu oldu. Önümüzdeki yıl Almanya'da yapılacak federal seçimlerde tekrardan gündeme gelmesi muhtemel bir konu. Yani insanları hep ilgilendiren bir konu ve uluslararası ilişkilerde de göç konusunun hep gündemde olduğunu görüyoruz. Ama çok açık bir şekilde şunu dile getirmek istiyorum. Biz karşı söylemler geliştirmek zorundayız. Bir Alman politikasının sorumluluğun gereğince ve özellikle Almanya'da Türk kökenli vatandaşlarının da çok yüksek sayıda bulunduğu gerçeği karşısında insanları kaybetmeyi göze alamayız, almamalıyız. Almanya'da çok uzun yıllardan beri kendine bir vatan edinmiş insanlar, vergilerini ödeyen çalışanlar, Türk kökenli olan Alman milli takımı için futbol oynayan, altın madalya kazanan insanlar artık onlara oraya ait değiller hissini yaşamamalı gerekir. Yoksa bu bir toplum için zehir niteliğindedir diye düşünüyorum. O nedenle bizim için bu göç tartışmalarını yürütürken göç konusunun niçin bir toplumu zenginleştirdiğini, bir ülkeye, bizim ülkemiz Almanya içinde niçin zenginleştirdiğini de hep vurgulamamız gerekiyor ve bu örnekleri daha yaygınlaştırmamız gerekiyor. Göç bir ülkeye zarar veren bir şey değil, tam tersine bir ülkeye güç veren bir şeydir. Ben buna inanıyorum. İlerici ittifak partilerinin de bu görüşe sahip olduğunu biliyorum. Bunun üzerine daha çok, bu söylemi daha çok güçlendirmeliyiz. Fırat Irmak, Now TV size olacaktı Sayın Özgür Bey. Benim iki sorum bizim Türkiye gündemiyle ilgili olacak. İlki Sayın Mansur Yavaş'ın dün akşam yaptığı açıklama olmuştu. Kendisi ilk kez biraz keskin ve iddialı cümleler kurdu. Partim aday gösterirse elbette aday olacağım Cumhurbaşkanlığına ve mutlaka kazanacağız dedi. İkinci sorum da siz de sıklıkla dile getiriyordunuz. Okullardaki eğitim yeni öğretim dönemi başladı ama hijyen ve temizlik konusuyla ilgili CHP'li belediyelerin özellikle Mansur Yavaş'ın da bazı çalışmaları olmuştu ama Milli Eğitim tarafından ve okullar tarafından bazıları temizlikçi çalışanlar okullara alınmadı. Çeşitli WhatsApp gruplarında da alınmamaları yönünde müdürlere baskı yapıldı. İddiaları var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu iki soruyu? Teşekkür ederim. Sayın Başkan, bugün yoğun programdan dolayı gazeteci arkadaşlar ilk kez temas ediyorlar ve o yüzden Alman yoldaşları çok sıkmadan iki kısa cevap vereceğim sadece. Birincisi Mansur Bey'in cümlesini ikiye ayırıyorum. Bir tanesi mutlaka kazanacağız, yürekten katılıyorum. İkisi partim aday gösterirse bu parti disiplinini vurgulaması açısından önemli. Çünkü işte CHP'nin birden çok aday olur mu gibi tartışmaların önünü kesen bir mevzu. Partinin kararına saygılı olacak olması kendisinden beklenen yaklaşımdır. Mutlaka kazanacağız derken bahsettiği parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bence son derece kuvvetli bir cümle. Bunun dışında artık Cumhuriyet Halk Partisi aday tartışmalarını bir tarafa bırakıyor. Kazanma konusunda mütabakatımız var. Parti adayını belirleyecek. Onun dışında bir aday söz konusu değil ve o adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız. İkincisi bizim tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yazdığımız bir yazıydı. Türkiye'de okullarda hijyen sorununu biz yetişemediğiniz yere yetişiriz diye çözeriz demiştik.
Çok sayıda belediyemiz bu konuda çalışıyorlar. Mansur Bey de bu konuda adımlar attı. Ankara'nın neredeyse tamamından bir talep geldi. Ama şimdi baskıyla okulları bize temizletmiyorlar. Bunu yaparak okullar temizleniyorsa iyi. Ama okullar temizlenmediği halde okul müdürlerine baskı yapmak, halk sağlığıyla, çocukların sağlığıyla oynamaktır. Bu kendi ayıplarını bir başka ayıpla örtmeye çalışmaktır. Bunu kesinlikle doğru bulmuyoruz. Bu arada çok sayıda belediyemizden şöyle raporlar geliyor. Biz bunu sosyal medyaya taşımadan ve kimselere duyurmadan okulların müdürleri ve okul aile birliklerinin yoğun talepleriyle bütün okulları şakır şakır temizliyoruz ve bunu paylaşmıyoruz çünkü paylaşılırsa engel olunuyor diye. Biz de dedik ki bunun iletişimine değil, gerçekten işin kendisine önem verin dedik. Ve arkadaşlarımız mümkün olan en iyi şekilde bu görevi yapmaya çalışıyorlar. Efendim, benim de Türkiye gündemine ilişkin bir sorum olacak. Sizin uluslararası temaslarınız kapsamında TÜRKEV'i ziyaretiniz New York'ta oldukça gündem oldu. Siz TÜRKEV'ini TÜRGE ve TÜGVA ile ilişkilendirmek bilgi eksikliği dediniz ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da isim vermeden eleştirileri oldu. Rüşveti aklayacak bir parti değildir CHP derken CHP'nin kurumsal sorumluluğu iktidarla normalleşme adı altında yapılan yanlışlara göz yummak değildir dedi. Buna yanıtınızı sormak istiyorum. Bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşündüğüm için genel başkanıma hiç gönül koymadım. Çünkü maalesef Twitter'da sadece bir cümle yer aldı. Türkiye rüşvet verecek bir ülke değildir diye. Oysa ki yaptığım açıklamada biliyorsunuz dün çok sayıda gazetede de vardı. Almanya'da o gün yaptığım açıklamada, düzeltiyorum, Amerika'da, New York'ta o gün yaptığım açıklamada şunu söylüyorum. Amerika bir hukuk devleti. Orada kimse hukuktan kaçamaz. Suçlu varsa mutlaka cezasını çekmelidir. Eğer Türkiye'den de bu suça karışan varsa Türkiye büyük bir kötülük yapmıştır. O da cezasını çekmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu cümlenin bu tarafını okusaydı o değerlendirmeyi yapmazdı. Maalesef yanındaki yakındaki arkadaşların sadece Twitter'daki bir cümleyi aktarmasından kaynaklandığını düşündü bu mevzu. Bugün de iki saat kadar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ayşe Taş davasının öğlen arasını geçirdik. Orada gayet samimi bir ortam vardı ve bu hatadan uzak bir dille birbirimizle sohbet ettik. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Kerstin Münster, adım Rheinische Post gazetesine. Sayın Özel, size bir soru yöneltmek isterim. Özellikle aşırı sağ artık Almanya'da gerçekten ürkütücü bir şey olmaktan çıktı. Son derece ciddi bir oy oranı var. %30 oranında artık yerel seçimden çıkmış bulunuyorlar. Siz kendi vatandaşlarınıza, Almanya'da yaşayan insanları, örneğin Türk kökenlilere bu aşırı sağ partilerine karşı uyarıyor musunuz? Bu sizin gündeminize yer alıyor mu? Açık söyleyeyim, Fransa seçimlerinden önce öyle gizli kapaklı değil sosyal medyadan sözüme değer veren herkesi aşırı sağa karşı dikkatli olmaya ve oylarını ona göre kullanmaya söylemiştim. Bu uyarının yapılmasının en az ihtiyaç olan ülke Almanya. Çünkü Almanya'daki Türkler aşırı sağın kendileri açısından nasıl bir tehdit olduğunu biliyorlar. Ama bir kez daha buradan tekrar etmem gerekirse Almanya'da Türklerin hem entegrasyon sürecinde hem de yaşadıkları tüm sıkıntıların aşılmasına yönelik adımlar hep sosyal demokratların döneminde atıldı, sol iktidarların döneminde atıldı ya da büyük koalisyonun içinde solcular, sosyal demokratlar varsa atıldı. Bunu ben Almanya'daki yurttaşlarımıza öğretecek değilim. Aksine onlardan duyduklarımız bunlar. Ben onlardan öğrendim. Benim iki amcam Almanya'ya ilk giden işçilerdendi ve kendileri aşırı sağın yükseldiğinde nasıl çocuklarını okula yollarken korktuklarını, öyle bir atmosferin yaratıldığını, aşırı sağın güçsüzleştiğinde nasıl rahat ettiklerini bana hep söylediler. Almanya'daki Türkler benim bir çağrıma ihtiyaç duymaksızın aşırı sağa karşı son derece tedbirli olacaklardır. Sayın Başkan, tahmin ediyorum başka soru yok. Çok teşekkür ediyoruz. Bu tarihi günde sizi burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Katılan herkese, soru soran herkese, bugün burada olan herkese teşekkür ederim. Ich habe kein Wort von dem verstanden, was er zur ersten...